Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Amerika emeldarlarına vize çeklemesi koydu. Xitay Amerika'nın Xitay emeldarlarına icra kılgan vize çeklemesine karşı üç eliş maksatında alakadar Amerika emeldarlarına uxşaş vize çeklemesi koyduğunluğunu ilan kıldı. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin 31 Mart kündelik muhbirlarını kütüb eliş yığınında alakadar suallarına cevap verip, Xitay bununla qat'i karıştırdı. Kişilik hukuk meselesi de yalgan yavdaqlarını uydurup, Xitayga qaratilgan jazoni yo'li qo'yishga turtki bo'ladigan, Xitayning manfaatiga ziyon yetkazadigan Amerika amaldorlariga o'xshash viza cheklamasi qo'yish qaror qilindi degan. Wang Wenbin Amerikaning kishilik huquq masalasini bahona qilib yolg'on yavdaq uydirib chiqarganligi hamda buni bahona qilib Xitayning ichki ishiga aralashib, Xitayning obraziga dog' tekkizganligi, buning xalqaro qonun va xalqaro munosabat asosiy nizomiga xilof ekanligi haqida jar solgan. Wang Wenbin yana Xitayning igilik huquqi bexatarligi taraqqiyot manfaatini qo'g'dash uchun Xitayning chet elning jazosiga qarishtirish qonundagi aloqador belgilimlarga asosan bu qarorni chiqarganligini da'vo qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken yaqinda bayonot e'lon qilib, kishilik huquqi daxli ta'rif qilgan Xitoy amaldorlariga viza berishni cheklaydiganligini jakarlagan edi. Virusning tarqalishiga Xitoy aqqullari sababchi bo'lgan. Yaqinda Sharqiy Turkistonda Xitoy virusi qaytadan tarqalib, Xitoy doiralari har qaysi rayonlarda kontrollikni kuchaytirgan edi. Yaqinqi xabarlardan virus yuqumining Xitoy aqqullari tomonidan Sharqiy Turkistonga elib kirilganligi ma'lum bo'ldi. Tangritog to'g'rining xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik axborot ishxonasi 2 aprel virusga munosabatlik axborot e'lon qilish yig'ini ochgan. Yig'inda oshkorlanishicha 2 aprel soat 19:00 Sharq Turkistonda aniq diagnoz qo'yilgan yuqumlanguvchi 1, kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanguvchi 44 ekan. Bu qatimqi yuqum ahvoli dastlabki qadamda Xo'shut noyisidagi Chunshu kanida bayqalgan. Tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha Sharq Turkistonga kelgan Xitoy aqollari Xitoy o'lkalarida yuqumlanib, virusni Kan rayoniga elib kirishi natijasida boshqalarni ham yuqumlandirgan. Bildirilishicha yuqum yuz bergandan keyin atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik yuqumning oldini olish tizginlash markazi Xo'shut noyisiga xizmat guruhi avatgan bo'lib, Urumchi, Sanji qatorliq joylarda ham yuqumni bartaraf qilish uchun kontrollikni kuchaytirgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Sharqiy Turkistonda aniq diagnoz qo'yilgan yuqumlanuvchi va kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar bekitilgan davolash o'rinlariga o'rinlashtirilgan. Yuqumlanuvchi bilan yaqin uchrashgan yoki aloqa qilgan kishilar tibbiy ko'rsatilishga boshlangan. Twitter Xitoy to'r qo'shiniga qarshi kuchlik tadbir qo'llandi. Twitter shirkati yaqinda Xitoy rejimining axborot vositalariga bo'lgan tekshirishni kuchaytirgan bo'lib, Xitoyning organ taratquvlarining ulinishi bo'lgan barliq Twitter uchurlariga yangi ogohlantirish belgisi qo'ygan. Twitter abonentlari bu xil uchurlarni o'qigan va qayta hambaharlaganda axborot uchurlarining ishonchlik yoki emasligini aniq jazmlashtirish haqida ogohlantirish chiqdi ekan. Amerika Avazining 3 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Twitter shirkati Xitoy rejimining chat eldagi yolg'on tashviqot harakatiga qarshi turish maqsadida Xitoyning organ taratquvlarining uchur mazmunlariga ogohlantirish belgisi qo'shgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy organ taratquvlariga qo'yilgan "Xabaringiz bo'lsin" nomliq apelsin rangliq undash belgisi qo'yilgan ogohlantirish xat kuchiga bu uchur Xitoy organ taratquvlarining to'r betiga ulundi deb yozilgan. Bildirilishicha bu Twitter shirkatining Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin davlatlarning organ taratquvlariga qarshi yo'l qo'ygan tadbirlarining bir qismi ekan. 2-oyning oxirida Twitter Rossiyaning davlat taratquvlarining ulanmasi bo'lgan barliq Twitter uchurlariga bu xil belgini qo'ygan. Twitter shirkatining bayonotchisi bu haqda biz bir necha yildan buyon Rossiya va Xitoyni o'z ichiga olgan nurg'un davlatlarning organ taratquvlariga belgi qo'yib, ularning tashviqotining ta'sirini to'vallatdik. Bizning bunda qilishdagi maqsadimiz ommaga mazkur davlatlarga vakillik qiladigan uchurlarning orqa ko'rinishlarini bildirishdan iborat. Biz kishilarning ma'lum Twitter hisoblarining ma'lum davlatlar bilan bo'lgan ta'vallik munosabatini bilishining intayin muhim ekanligiga ishonamiz degan. Bildirilishicha yaqinqi bir necha kundan beri bir qism Twitter ishlatuvchilari Xitoyning organ taratquv hisoblariga ulundigan mazmunlarni tarqatgan hamon Twitterning ostida avtomatik holda bir belgi paydo bo'lganligini, belgida mazkur to'r bekatlarining Xitoy rejimi bilan munosabati borligini eskartganligini bayqagan. Amerika Avazining tekshirib ko'rishicha mutlaq ko'p sondagi Xitoyning organ taratquvlarining to'r bekatlari
Twitter'ning cheklash tizimligiga kirgizilgan. Ular Xitoy yer shari televiziyatori CGTN, Xinhua agentligi, Xitoy xalq gazeti, Xitoy xabar agentligi, yer shari vaqt gazeti, Xitoy kundalik gazeti qatorliklarni o'z ichiga oldi ekan. Xitoy tashviqotlariga munosabatlik Twitter uchurlariga belgi qo'yilgandan sirt ishlatuvchilar bu xil uchurlarni yoqtirmoqchi, ham bahrlamoqchi yoki saqlamoqchi bo'lganda bir ogohlantirish paydo bo'lib, Twitter ishlatuvchilariga bu tur bekatlarning tavallik munosabati yana bir qatim eskartildi ekan. Twitter oldingi oyning o'tirlaridagi bir oshkori yozmasida biz kontrol qilish orqali vaziyatda o'zgarish bo'ldi. Mazkur davlatlarga munosabatlik mazmunning ta'sirini 30% tovallatdi deb yozgan. Bildirilishicha Rossiya Ukraina urushi portlagandan keyin Xitoyning organ taratquvlari Rossiyaning urush tashviqotini tarqitishga yordam berib kelgan. Mutaxassislar bu vaqtda to'xtalib, Twitterning yangi bir qator tadbirlari Xitoyning davlat taratquvlarining ta'sirini tixmo tovallatadi. Ammo Xitoy boshqa usullar bilan Twitterda tashviqotini davomli tarqita oladi degan. Birma tashqi ishlar ministri Xitoyni tuyuqsiz ziyorat qildi. Birma tashqi ishlar ministri oldingi juma Xitoyni tuyuqsiz ziyorat qilgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi tomonidan kutib olingan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida mazkur ziyorat Birma harbiy rejimining xalqarada yetim qolgandan keyingi bir qatimliq oz uchraydigan diplomatiya safari deb qaralgan. Bultur 1 fevraldagi siyosiy o'zgarishda Aung San Suu Kyi hukumatini og'dirib tashlagandan keyin Birmaning uzun muddatlik muqimsizligi Xitoyni andishiga solgan. 10 yillik ojiz demokratik islohotni yo'l qo'ygan hokimiyat og'dirilgandan buyon Sharqi Janubiy Osiyo davolg'ish ichida qolgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining organ to'ri bu vaqt xabar tarqitib, mayli qandoq ish yuz berishidan qat'iy nazar Xitoy Birmaning davlat ahvoliga mos keladigan taraqqiyot yo'li ustida izlanish tirishchanliklarini qo'llaydi hamda Birma bilan hamkorlashishni xohlaydi degan. Undan boshqa Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi juma kuni yana Birmadagi har qaysi partiyalar hokimiyat yurgizish va taraqqiyot masalasida tajriba almashtirishi kerak degan. Fransiya axborot agentligi Birmadagi bir ommaviy tashkilotning so'zi naql keltirib xabar qilishicha, siyosiy o'zgarishdan buyon siyosiy o'zgarishga qarshi nurg'un qurolli kuchlar qurilgan. 1700 dan ortiq fuqaro bexatarlik qismlari tomonidan o'ldirilgan. Ammo Birma harbiy rejimi juma kundagi bayonotida raqiblarini yo'qotadiganligi haqida ifoda bildirgan. Shundoq vaziyat ostidami Xitoy yanada bu masalada murassachilik rolini o'ynaydiganligini o'tirg'i qo'ygan. Xabarda qayd qilinishicha Xitoy bilan Birma yana iqtisod, texnika va dehqonchilik jihatlaridagi hamkorlik to'g'risida hujjat imzolashgan. Xitoyning Birmaga bo'lgan iqtisodiy ta'siri kuchli bo'lib, hozirgacha Birma armiyasining harakatini siyosiy o'zgarish deb atashni rad qilib kelmoqda. BDT 2-nji oyning oxirida Birmaning siyosiy vaziyati haqida dokument e'lon qilgan bo'lib, Xitoy va Rossiyaning yetim qolgan Birma harbiy hukumatini qurol bilan ta'minlaganligini ayiblagan edi. Rossiya insonparvarlik koridori ochilganligini e'lon qildi. Rossiya Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiga binaen Ukrainaning Mariupol shahridagi fuqarolarning shunaqli chat al fuqarolarining tarqoqlashtirilishi uchun insonparvarlik koridori ochilganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Rossiya davlat mudofaa ministrligi e'lon qilgan bayonotda Erdoğan'ın Rossiya prezidenti Vladimir Putin'ga yo'llagan talebiga binaen Mariupol shahridagi Ukraina fuqarolari va chat alliklarni tarqoqlashtirishga to'liq yordam berish qaror qilinganligi bildirilgan. Bayonotda 3 apreldan itibaran Mariupoldan Berdyanskgacha insonparvarlik koridorining ochilganligi va harakat liniyasida jimjitlik tuzumining yo'lga qo'yilishiga kafolatlik qilinganligi uqtirilgan. Bayonotda chat al fuqarolari agar xohlasa Berdyanskdan yoki Ukraina kontrolligidagi rayonlardan Rossiyaning kontrolligidagi Qrimga bora oladiganligi bildirilgan. Bayonotda yana insonparvarlik koridorining Ukraina tomonidan ijro qilingan taqdirda jimjitlik tuzumining yo'lga qo'yilganligi bildirilgan va Ukraina hukumatidan Moskva vaqti kech soat 3 tarqoqlashtirishga tayyorlanganligi to'g'risida yozma isbot talab qilingan. Qozog'istonda prezidentni suiqasd qilmoqchi bo'lgan bir jasus qo'lga tushdi. Qozog'istonda prezident Qasim Jomart To'qayev va boshqa bir qism yuqori darajalik davlat amaldorlariga suiqasd qilishni planlaganligi oshkorlangan bir jasus nazoratga olindi. Qozog'iston davlat bexatarlik komiteti tomonidan e'lon qilingan bayonotda bildirilishicha, alohida qism tomonidan ijro qilingan harakatda poytaxt Nur-Sultonda chat al istixborot organi uchun ishlaydigan bir Qozog'iston fuqarosi nazoratga olingan. Bayonotda mazkur jasusning Qozog'iston prezidenti va boshqa bir qism yuqori darajalik davlat amaldorlarini qaslab o'ldirmoqchi bo'lgandan sirt,
bexatarlik qismlariga qarshi terrorlik harakati planlanganligi bildirilgan. Bayonotda aytilishicha, harakat jarayonida chat aldi yasalgan ovozsiz margan miltiqi, zaharlik chekimlik va zo'r miqdorda pullar qo'lga tushirilgan. Shundoqla mazkur jasus o'zining bu harakatlarini ma'lum bir davlatning yo'l-yo'riqi va manfaati uchun qilganligini e'tirof qilgan. Taliban Afganistan'da kendir ve köknar terişini bütünlüğe çekledi. Afganistan'da Taliban vakitlik hükümeti kendir ve köknar terişini bütün memleket miqyasıda çekledi. Taliban hükümeti rehberi Molla Heybetullah Ahunzade'nin kararı bilen harak, heroin, zeherlik çekimlik, kendir qatarlık meskılıdığan maddalarını işildiş ve setişinin çeklengeliği. Her xil zeherlik çekimlik işlep çıkırdığan zavutlarının takılıdığallıqı, hem de bununla xilaplık kılgan herkandaq kişinin sotku tartıldığallıqı ve cazalandığallıqı bildirilgen. Kararğa asasen memleket miqyasıda kendir ve köknar terilmaydığan bolgan. Taliban'dan ilgirki Eşref Ghani hükümeti mezgildimu haraq içiş resmi çeklengen bolsumu, devletnin hemmeli yeridi dügüdek mehbi setilip gelgen. Afganistan kanunsuz zeherlik çekimlik yasılıdığan köknar ve kendir qatırlıq ösümlükler en köp terildiğan, şundaqlı eksport kılındığan devletlerinin aldıngı qatarı turdu. Məlum buluşça Taliban'dan 2021 yılı Ağustos'tan beri xalqara yardımının toxtışı bilen çoğunqırlaşan iqtisadi krizis, nurğun kişilerinin paydası yukarı saha hesablandığan zeherlik çekimlik sahasiga yüzlendirgen. Dehqanlar imkaniyetlerinin yetersizliki, kurgakçılık ve yemeklik krizi sebebinin nurgun kişinin bu sahaya yüzlengenlikini bildirmekte. Amerika, Filippin'e başkurulduğun bombadın müdafiyeni sistemisi uğrullaştırdı. Amerika'nın Filippin'e vatanperver namlı kurukluktan havağa koyup berildiğin başkurulduğun bombalardın müdafiyeni sistemisi uğrullaştırganlığı bildirildi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, İnkörür gazeti vatanperver namlıq başkurulduğun bomba sistemisinin Filippin'nin şimalideki Tayvan'ı tutuşuduğun Kagayan ülkesinin Aparri rayonu'a uğrullaştırılganlıqını haber kıldı. Haberde Amerika'nın tüncü qıtın bir çet devletke korukluktan havağı koyup berildiğin başkurulduğun bombadın müdafiyeni sistemisi uğrullaştırılganlıqı işaret kılındı. Amerika bilen Filippin'nin 28 Mart Luzon arıldı başlığan Balikatan, yani Mürüdün Mürüge maniverinin 8. aprilgacha devamlaşışı planlanmaqta ekan. Yakınkı yıllarının en çok harbi maniverlerinin biri bolgan Balikatan maniveriga Amerika'dan 5100, Filippin'den 3800 harbi xadim katnaşmaqta. Amerika harbi emeldari Jay Bargeron bayanat berip, bizning Filippin bilen bolgan itibaqdaşlıqımız yanılı Hindi-Tinich Okean rayondaki muhim küt ve muqimliqning menbesi bolishini devamlaştırmaqta dedi. Filippin harbi bayanatçısı Polkovnik Ramon Zagulamu maniverinin öz ara müdafiyeni küçeytiş maksadı ötküzülgenlikini, onun hergizmi hücum maksatlik maniver emeslikini bildirgen idi. Balikatan maniveri Filippin bilen Amerika otursuda imzalanan öz ara müdafiye kilişimi dairesi de tüncü katın 1951 yılı ötküzülgen idi. Kiev rayonunda 410 kişinin cesedi tepildi. Ukrayna paytaxtı Kiyev'nin Rusya armiyesinin azad kılınan caylarda 410 buhranın cestinin tepilganlığı bildirildi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Ukrayna baş teptişi Irina Venediktova Rusya armiyesinin azad kılınan Kiyev rayonunda 410 buhranın cestinin tepilganlığını uxturdu. O Twitter'de elan kılınan bayanatıda Rusya armiyesinin azad kılınan Kiyev rayonunun her kaysi caylarda izdeş kutkuzuş hizmetlerinin devamlı şivatkallığını eskertti. Ve bu hizmetlerge adliye teptiş xadimleri, partlatkuç madde mutexassisleri, izdeş kutkuzuş xadimleri, adliye doktorları ve mutexassislerinin katnaşkallıqını kayıt kıldı. O Kiev etrafıdaki azad kılınan toralıqı caylarda 410 puhranın cestinin tepilganlıqını eskertip, Kiev rayonunun azad kılınan caylarda Rusya'nın rahimsizlerce ötküzgen uruş cinayetlerinin intayin muhim ispatları var. Bu yer bizden zeminlerimizde bu cinayetlerini ötküzgenlerini cezalaş üçün hüccetlendirilişi kerek bulgan bir cehennemdir dedi. O vakanın guvahçileri ve ziyankeşlikke uçuruguçlarının tepiş hizmetleri hem de cinayetinin foto, suret ve videolarını toplaş hizmetlerinin mu devamlı şivatkallıqını tähkildi. Bu ceryanda Ukrayna baş teptiş mahkemesi bayanat ilan kılıp, Rusya armiyesinin bombardımanlarda 869 mektepnin buzgunculuqı uçurganlıqını, bunların içi de 83 mektepnin pütülleyi veyran bulganlıqını bildirdi. Bayanat yana Rusya uruş başlayan 24 fevraldan bugün geçe 161 küçük balının cinidin ayrılıp 264 küçük balının yarlanganlığı kayıt kılındı.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırı muhakkak köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.